ayrımcılık yapmayacağım. Oy verdi, verdi vermedi diye insanları bölmeyeceğim. Kimliklerinden ötürü, inançlarından ötürü, yaşam tarzlarından ötürü hiç kimseyi ayrıştırmayacağım. İnsan insandır ve başımın üstünde yeri vardır. Erzincan. Dağları karlı Erzincan. Güzel Erzincan. Can Erzincan. Niye bu kadar kan kaybettin Erzincan? Bir dönem 7 milletvekili çıkarırdı. 6 milletvekili çıkarırdı. 5 milletvekili çıkarırdı. 4 milletvekili çıkarırdı. Ne oldu Erzincan? Neden oldu böyle Erzincan? Söz veriyorum, söz söz. Anadolu'nun her köşesinde fabrikalar olacak. Anadolu'da insanlar çalışacak. Söz veriyorum, söz. Erzincan'ı Trabzon limanına demir ağlarla ulaştıracağım. Söz veriyorum, söz. Burada bir ara Sümerbank'ın iplik ve dokuma fabrikası vardı. O Sümerbank'ın Erzincan için ne olduğunu ben çok iyi biliyorum. Binlerce insan çalışırdı orada. Evlerine huzur içinde ekmek götürürlerdi orada. Niye kapatıldı bu fabrika? Neden kapatıldı? Hiç kendinize sordun mu Erzincan? Kendi vicdanına sordun mu? O fabrikaların tamamını yeniden yapacağız. Endişe etmeyin. Şeker fabrikası özelleştirildi. 6000 Erzincanlı çalışıyordu orada. 6000 Erzincanlı evine ekmek götürüyordu. Alın terinin karşılığını götürüyordu. Helal ekmek yiyorlardı hepsi. Neden? Neden? Şeker fabrikası özelleştirildi. Şimdi 250 kişi çalışıyor. Neden? Hangi gerekçeyle? Bu mudur vatanseverlik? Bu mudur milliyetçilik? Milliyetçilik kendi ülkesine hizmet etmek demektir. Gençler, size bir sözüm var. Gençler, bir sözüm var. Bakın, Türkiye'nin kaderini değiştirecek olan sizlersiniz. Sandığa gidecek misiniz? Evet. Oyunuzu kullanacak mısınız? Evet. Demokrasiden yana olacak mı? Evet. Alın terinden yana olacak mı? Evet. Emekten yana olacak mı? Evet. Helal oylarınızı kullanacaksınız ve Türkiye'de bir değişime imza atacaksınız. Artık bu ülke değişim istiyor. Yeni bir yönetim. Aylaklı bir yönetim. Düzgün bir yönetim. İnsanları ayırmayan bir yönetim. Ayrışmaya karşı çıkan bir yönetim. Bunu yapacağız. Ve beraber yapacağız. Ve birlikte yapacağız. Ve bu ülkeye huzuru ve bereketi mutlaka ama mutlaka getireceğiz. Köy okullarını yeniden açacağız. Köy okullarını. Köyde öğretmen olacak, imam olacak, ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni olacak, veteriner hekim olacak, köylüye hizmet edecek. Köyü yeniden ayağa kaldıracağız. Köydeki insanlar vazgeçtiler, şehre geliyorlar. Evlatlarını okutmak için. Ve çiftçiler gerçek üretimi yapamıyorlar. Alın terinin karşılığını alamıyorlar. Bakınız sevgili Erzincanlılar, buğday dışarıdan geliyor, arpa dışarıdan geliyor, et dışarıdan geliyor, canlı hayvan dışarıdan geliyor, süt tozu dışarıdan geliyor, mercimek dışarıdan geliyor. Yahu neden dışarıdan geliyor? Bu ülkenin toprağı yok mu? Bu ülkenin güneşi yok mu? Bu ülkenin insanları yok mu? Neden çiftçiyi, üretici, toprağı küstürdünüz? Yapacağım, yapacağım. Toprak ile çiftçiyi buluşturacağım. Onları barıştıracağım. Onların alın terinin karşılığını vereceğim. Hiç endişe etmeyin. Hiç. Ben söylüyorum. Onlar söyleyemiyorlar. Kul hakkı yemeyeceğim. Kul hakkı yedirmeyeceğim. Yaşar. Onlar yandaşları için çalışıyorlar. Söz verdim, söz. Erzincan duy. Söz verdim, söz. Onlar yandaşları, bu kardeşiniz vatandaş için çalışacak.
vatandaşına hizmet etmeyen bir siyaset, siyaset değildir. Siyaset vatandaşına hizmet edecek. Siyaset halka hizmet edecek. Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyaset köşeyi dönme aracı değildir. Siyaset halka hizmet etmektir. Bakın sevgili Erzincanlılar, siyasete girdiğim gün kendi mal varlığımı kendi internet sisteme koydum. Benim mal varlığım budur dedim. Alın teriyle kazandım, bütün para budur. Eşimin yüzüğüne kadar koydum. Hepsi duruyor. Ama Allah aşkına, eğer siyaset zenginleşme aracı olsaydı biz de zenginleşirdik. Yok öyle bir şey. Kul hakkı yemiyorsanız olmaz mı zaten? Kul hakkı yiyip sizin ödediğiniz vergileri cebe indirenler köşeyi döndüler. Ben bu siyaseti yaparken iki grupla karşı karşıyayım. İki grup Bay Kemal seçilmesin, Bay Kemal'i seçmeyelim diye çaba harcıyorlar. Birincisi Beşiktaş'ın. Devlet onlara hizmet ediyor, devletin bir kanadı. Dünyanın paralarını götürdüler. Yuh çekmeyeceksiniz. Yuh çekmeyeceksiniz. Dedim bu ülkeye huzuru ve barışı getireceğim diye. Yuh çekmeyeceksiniz. Sandığa gideceksiniz. Helal oylarınızı kullanacaksınız. Otoriter bir yönetimi demokratik yollarla göndereceğiz. Demokratik yollarla. Biz ayrımcılığın ne olduğunu biliyor. İkinci grup. Eroin. İkinci grup. İkinci grup uyuşturucu var onların. Uyuşturucu var onların da benimle uğraşıyorlar. Onların kökünü kazıyacağım, kökünü. Bir kişiyi Türkiye'de tutmayacağım. Kökünü kazıyacağım, kökünü. Söylüyorlar mı? Uyuşturucu var onların kökünü kazıyacağım diye söyleyemiyorlar. Söylüyorlar mı? Kul hakkı yemedim ve kul hakkı yedirmeyeceğim diye söylüyorlar mı? Söyleyemiyorlar. Ben onların nasıl malı götürdüklerini çok iyi biliyorum. 22 yılda bu ülkeden 418 milyar doları götürdüler. Amerika'ya götürdüler. İngiltere'ye götürdüler. Başka ülkeleri de biliyorum. Götürdüler. 418 milyar doların tamamını getireceğim. 85 milyona vereceğim. 85 milyona. Yaşa Piro! Varol! Varol! Biz onlara benzemeyiz. Biz onlar gibi değiliz. Ama söz verdim 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Söz verdim, oy versin veya vermesin. Asla ayrımcılık yapmayacağım. Benim kitabımda ayrımcılık yoktur. Benim kitabımda ayrımcılık yoktur. Herkese saygı gösteririm. Bakın bizim belediye başkanlarımız seçildiler. Onlara şu talimatı verdim. 7 maddelik. Eğer AK Parti'ye oy veren veya MHP'ye oy veren kardeşlerimiz bizim belediyelere herhangi bir şekilde uğrarlarsa 7 maddeyi görürler. Dedim ki asla ayrımcılık yapmayacaksınız. Bütün vatandaşlara eşit hizmet yani götüreceksiniz. Ayrımcılığı sadece fakir mahallelere yapacaksınız. Onlara sosyal yardım yapacaksınız. Bize dediler ki bu Bay Kemal gelirse sosyal yardımları kaldıracak. Bu Bay Kemal gelirse engellilere yardımı kaldıracak. Ya niye kaldıralım? Akıl var, mantık var. Aynı şeyi İstanbul, Ankara, Mersin, Adana belediye başkanlarının seçimi öncesinde de söylemişlerdi. İstanbul'da, Ankara'da sosyal yardımları belediyelerimiz tam 4 kat arttırdı. 4 kat. 4 kat. Allah nasip eder. Allah nasip eder. Sizlerin oylarıyla iktidara geldiğimde hiçbir fakir ailenin suyu kesilmeyecek. Hiçbir fakir ailenin doğalgazı kesilmeyecek. Hiçbir fakir ailenin elektriği kesilmeyecek. Ve yardımı öyle fakirleri topla, sıraya diz, televizyonları çağır, onlara yardım yap. Bir de sen kendine ben yardım yapıyorum diye hava bas. Bunu da kaldıracağım. Bunu da kaldıracağım. Fakir ailelerde
kadının banka hesabına para yatıracağız. Asgari ücretin altında olmayacak. Kadın gidecek parasını alacak. Çoluk çocuğunun rızkını sağlayacak. Kimsenin fakir olduğunu sadece sosyal devlet bilecek. Niye yapıyoruz böyle? Var ol, İnancımız var böyle emrediyordu ondan. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Var ol, var ol. Bakınız bizim belediyeler, çiftçilere her türlü yardımı yapıyorlar. Fide desteği veriyorlar, tohum desteği veriyorlar, yem desteği veriyorlar. Onların sütünü alıyorlar. Deprem bölgesindeki üreticilerin bütün mallarını bizim belediyelerimiz satın aldı. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de onlar için standlar açıldı. Vatandaşlar gelip alışveriş yapsınlar diye. 11 büyükşehir belediyemiz her türlü yardımı yapmak için yola çıktı. Hala orada görevlerinin başındalar ve görevlerini yapıyorlar. Sizler de depremzedelerin bir kısmını ağırladınız, misafir ettiniz. Ben Erzincanlıların konukseverliğinden, misafirperverliğinden hiç endişe etmedim zaten. O yüzden sizlere şükran borçluyuz. Onlar adına bunu da ifade etmek isterim. Bir şey daha, depremzedelerin evleri yıkıldı, ağırları yıkıldı, dükkanları yıkıldı. Şimdi diyorlar ki yeniden yapacağız. Ama bu Bay Kemal var ya, Bay Kemal gelince sizin evlerinizi yapmayacak. Akıl dışı, akıl dışı. Evlerini yapacağım ama 20 yıl taksitle değil. Hiç 5 kuruş almadan, 1 kuruş almadan yapacağım. Evlerini teslim edeceğim. Esnaf kardeşim, ya esnafı perişan ettiler. Sattığı malın yerine gidip yenisini almak istediğinde parası yetmiyor. Esnafı perişan ettiler. Esnafa da sözüm var. Senin pandemi döneminde aldığın kredilerin, yani sana verilen kredinin faizini tamamen sıfırlayacağım. Ana parayı da makul taksitler içinde ödeyeceksin kardeşim. Zaten batırmışlar seni. Zaten mahvetmişler. Bir de üstüne faiz yüklüyorlar. Aynı şeyi çiftçiler içinde yapıyorlar. Kim üretiyorsa, kim kazanıyorsa, kim alın teri döküyorsa, kim helal pazarak kazanıyorsa, Bay Kemal'in başının üstünde yeri var onun. Hangi partiden olursa olsun, kimden olursa olsun, benim başımın üstünde yeri var. Bunu bilmenizi isterim. Bizim son sözlerimi söyleyeyim. Var ol, var ol. Halkın kurudu Kılıçdaroğlu. Şimdi bakın. İşsizliğin, hangi boyutlarda olduğunu biliyorum. Erzincan'ın kan kaybetmesinin, Anadolu'nun kan kaybetmesinin temel nedeni işsizliktir. Sizin evlatlarınız, pırıl pırıl evlatlarınız burada iş bulamayınca, Sivas'ta iş bulamayınca, başka bir yerde iş bulamayınca nereye gidiyor? Büyük şehirlerin varoşlarına. Acaba asgari ücretle bir iş bulabilir miyim diye oralara gidiyor. Oysa ata toprağında, baba toprağında işi olsa çalışsa güzel olmaz mı? İşi olsa çalışsa, güzel bir evlilik yapsa, annesine babasına güzel torunlarla gidip ziyaret etse güzel olmaz mı? Emeklilerle söyledim. Ta 2015 tarihinden bu yana söylüyorum. Emekliye Ramazan bayramında, Kurban bayramında birer maaş ikramiye verin. Asgari ücret kadar olsun. Fazla da değil. Asgari ücret. Adı üstünde zaten. Asgari ücret kadar verin. Önce koro halinde bağırdılar. Parayı nereden bulacaksın diye. Arkasından beni ısrar edince bu sefer ayda biner lira verdiler. Şimdi seçime giriyoruz. Parayı biraz artırdılar. Ayın 15'inde oyunuzu kullanacaksınız. Sonra Kurban Bayramı gelecek. Bay Kemal'in sözü var. Bütün emeklilerin banka hesabında gidince 15 bin liraları göreceksiniz. Asgari ücret kadar emekli ayında ikramiyeyi göreceksiniz.
asgari ücret kadar ikramiyenin olduğunu göreceksiniz. Şimdi bağırıyorlar. Vay efendim, parayı nereden bulacaksın diye. Söylüyorlar. Bakınız. Can ayırsın canlar. 27,5 yıl devlette çalıştım. Aşağı yukarı bütün başbakanlarla beraber çalıştım. Bütçe nasıl yapılır? Para nasıl toplanır? Tasarruf nasıl yapılır? Kaynaklar nerelere doğru dürüst harcanır? 27,5 yılım bununla geçti. Ve bir söz verdiysem onun mutlaka hesabını kitabını yapmışımdır. Ona göre fazla değil. Zaten 15 bin lira dediğiniz nedir Allah aşkına? Nedir? Şunları açık ve net söylüyorum sizlere. Beşli çetelere gelince para var. Dolar bazında para var. Avro bazında para var. Vergisini ödüyorsunuz. Bir de geçmediğiniz köprünün parasını istiyorlar sizden. O da var. Var ol. Emekçiye gelince para yok. Onlardan alacağım. Beşli çetelerden alacağım ve size vereceğim. Var ol. Sizden tek isteğim. Ha şunu da söylüyorlar. Efendim bizim milliyetçiliğimizi sorguluyorlar. Ya siz kim? Milliyetçilik kim? Bizim milliyetçiliğimiz Atatürk milliyetçiliğidir. Bizim iki kırmızı çizgimiz var. İki kırmızı çizgimiz var. Vatanımız ve bayrağımız. Nokta. Varol. Vatanımız ve bayrağımız. Biz onlar gibi değiliz. Kuzey Irak'ta askerin kafasına çuval geçirdiğinde onlar neredeydi? Tek cümle bile kullanmadılar. Tek cümle bile. Ama Bay Kemal olsaydı ne olacağını herkes bilirdi. Kuzey Irak'ta 34 askerimiz şehit edildi. 34 askerimiz. Ya şehit edilen bizim askerimiz. Vuran Rusya. Nereye gitti beyefendi? Koşa koşa Putin'in sarayına gitti. Niye gidiyorsun ya? Şehit olan, öldürülen Rus askerleri değil ki bizim askerlerimiz. Senin orada ne işin var? Gitti oraya. Bekledi kapıda. Putin kapıda bekletti. Kronometreyi açtı. Abi. Dakikalarca koridorda oturttu. Sonra içeriye aldı. Gel beyefendi gel dedi. Oturttu koltuğa ve Türkiye'ye gönderdi. Abi ya. Allah nasip eder. Cumhurbaşkanı olduğunda 85 milyondan hiç kimsenin yüzünü yere indirmeyeceğiz. Hiç kimse. Ankara'nın göbeğinde ülkücü hareketin en dürüst ve en düzgün bir akademisyenini katlettiler. Günlerce sesi çıkmadı ama Bay Kemal ne demiş? Adaletten yanayım diyor. Hukuktan yanayım diyor. Şimdi dosyasını seçimden sonraya bıraktılar. Sinan Ateş'in katillerini bulacağım, kulaklarından tutacağım ve yargıya teslim edeceğim. Bizim milliyetçilik anlayışımız vatanseverliktir. Sadece o değil, tank palet fabrikasını Katar ordusuna sattılar. O tank palet fabrikasını da Katar ordusundan alacağım, ordumuza teslim edeceğim. Bu fabrika sizin. Varol. Hiç endişe etmeyin. O kadar güzel şeyler yapacağız ki, o kadar güzel ve insanımız mutlu olacak, huzurlu olacak. Hep birlikte bunu yapacağız. Son bir şey. Bunlar diyorlar ya biz milliyetçiyiz. Hikaye tabii. Bunlar iki mevsimlik milliyetçilik. Arkadaş sen askerlik yaptın ben. Onların çocukları gibi de evladımı askere göndermedim. Paralı askerlik yaptırmadım. Garibin evladı nasıl askere gittiyse parasız askere ben de evladımı öyle gönderdim. Bunu da herkesin bilmesini ister. Öyle milliyetçilik edebiyatı yapacaksın, oğlunu göndereceksin paralı. Ondan sonra çıkacaksın, bana milliyetçilik edebiyatı yapacaksın. Yemezler.
yemezler. Bay Kemal bunları yemez. Bay Kemal bunları yemez. Bir şey daha. Askerlik yapan bütün kardeşlerim bilirler. Özellikle sınırda. Yazar. Hudut namustur diye. Evet, hudut namustur. Oranın içeriye kimsenin gelmemesi lazım. Burası bize ait. Bizim topraklarımızın bulunduğu alan, yol geçen hanı olmamalıdır. 3.600.000 Suriyeli resmi rakam ve sayısını bilmediğimiz Afganlı kardeşlerimiz nasıl geldi? Kim getirdi? Göndereceğim, göndereceğim. 2 yıl içinde, 2 yıl içinde göndereceğim. 2 yıl içinde. 2 yıl içinde göndereceğim. Hiç kimse endişe etmesin. Onlar geliyorlar, asgari ücretin yarısına kadar günün 18 saati çalışıyorlar. Bizim pırıl pırıl evlatlarımız işsiz güçsüz bekliyor. Çözeceğim, göreceksin. Irkçılık yapmadan onları kendi ülkelerine güven içinde göndereceğim. Bu konuda kesin sözüm var, göreceksiniz. Bay Kemal sözünden... Bay Kemal sözünden... Bay Kemal sözünden... Bay Kemal sözünden...